Değerli arkadaşlar merhabalar. Soğuk Savaş dönemi çatışmaları. Eğer birisi size Soğuk Savaş döneminde hangi çatışmalar olmuştur diye sorarsa belli başlı 6 tane başlığımız var. Kore Savaşı, Berlin Buhranı, Küba Buhranı, Vietnam Savaşı, Keşmir Sorunu ve SSCB'nin Afganistan'ı işgaldir. Soğuk Savaş dönemi dediğim gibi 47 1947-1991 90 yılına kadar devam eder ama arada bir yumuşama vardır. Onu da birazdan görürüz sizinle. Şimdi o zaman Soğuk Savaş döneminde yaşanan çatışmalar bunlar. Bunları teker teker görelim sizinle. Berlin Buhranı'nın ortaya çıkmasının sebebi nedir? Arkadaşlar şimdi şeyi hatırlayın. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ikiye bölünmüştü. Kore, Vietnam'da ikiye bölünmüştü. Ama burada mesele Almanya. Almanya ikiye bölündü. Doğu ve Batı Almanya diye. Batı Almanya İngiltere, Fransa, ABD desteğinde. Doğu Almanya ise SSCB desteğinde oldu. Ve Doğu Almanya'da sosyalizm rejimi kuruldu. Ve burada şöyle bir sorun ortaya çıktı. Arkadaşlar Doğu ile Batı'yı birleştirelim demişlerdi ama bir türlü birleştiremediler. Ve bu arada Rusya nasıl ki Doğu Almanya'ya egemen olduysa Batı Almanya'ya da egemen olmak istedi. Ve hatta Rusya İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Batı Berlin'deki askerlerini çekmelerini istedi. Yani dedi ki bu askerlerinizi çekin. İşte burada Berlin buhranı ortaya çıktı. Ciddi sıkıntı. Bu neyi gösteriyor? Rusya Doğu Almanya nasıl hakimse Batı Almanya'yı da alacak. O yüzden arkadaşlar iki blok arasında yani Amerika ile Rusya arasında görüşmeler yapıldı Camp David'de. Khrushchev Rusya lideri, Amerika lideri ise Eisenhower. Fakat bu görüşmelerden herhangi bir sonuç ortaya çıkmadı. O zaman buradaki meseleyi nasıl algılıyoruz? Rusya'nın Batı'ya egemen olma isteği, Batı Berlin'e egemen olma isteği olarak algılıyoruz. Arkadaşlar 1961 yılının ilk yarısında 100 binden fazla Alman Doğu Berlin'den Batı Berlin'e doğru kaçmaya başladı. Yani o zaman Doğu Berlin'deki rejimden halk memnun değil, Batı'ya doğru kaçmaya başladı. Arkadaşlar bu olay tekrar liderleri bir araya getirdi. Hatta bunlar bu Berlin buhranı ile ilgili olan görüşmeler ilk defa Doğu bloğu ile Batı bloğunu bir araya getiren olaylar oldu. Ama bir sonuç çıkmayacak buradan. Yine bir sonuç çıkmadı. Ve Rusya çözümü duvar örmekte buldu. Ve Rusya 1961'de Berlin duvarını örerek Doğu Almanya ile Batı Almanya arasına ciddi bir hat çekti. Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya geçişi tamamen yasaklamış oldu ki uzun yıllar bu duvar utanç duvar olarak görüldü. 1989'da da yıkılmaya başlanacaktır. O zaman Berlin buhranı deyince ne anlamamız gerekiyor? Rusya'nın Batı'ya egemen olma isteği, Avrupalı devletleri Berlin'den kovma düşüncesi ve bunun gerçekleşmemesi üzerine doğudan batıya geçişi yasaklamak amacıyla Berlin duvarını örmesi ki bu meseleler görüşülürken ilk defa Doğu ile Batı bloklarının bir araya gelip diyalog kurmaya başladığında unutmuyoruz ki bu ama bir sonuca varılamadı. Yani yumuşama başlayabilmiş değil ki şey çok kötü utanç duvarının örülmesi. Şimdi Küba bunalımı neden yaşanmıştır? Bu önemli bir konu arkadaşlar. Fidel Castro yıllarca devam eden Küba'daki diktatörlüğe son verdi. Kime? Batista'nın diktatörlüğüne son verdi. Küba devletinin devlet başkanı oldu. Yani Küba'daki diktatörlüğe son verdi. Arkadaşlar Küba Cumhuriyeti'ni kurdu böyle diyelim. Ve Fidel Castro Küba'da ekonomi millileştirme politikasını izledi. Şimdi ama şöyle bakın buraya. Küba'yı ciddi anlamda sömüren devlet Amerika. Amerikan şirketleri, fabrikaları var Küba'da. İşte Fidel Castro'nun Küba ekonomisini millileştirme atılımı oradaki Amerikan şirketlerinin kovulması anlamına geliyor ya da onların mal varlığına el konulması anlamına geliyor. O yüzden bu olay ABD ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Fidel Castro yönetimini yıkmak amacıyla oradaki muhalif kesimi destekledi. Yani o zaman Amerika Küba'nın iç işlerine karıştı. Bu da Amerika'nın en büyük rakibi olan SSCB'ye Küba'yı yakınlaştırdı. O zaman Küba ile Fidel Castro ile SSCB arasındaki yakınlık böyle başladı. Fidel Castro'nun kafasında böyle bir düşünce yoktu. Bunun üzerine SSCB 1962'de Küba'ya füze yerleştirdi. Ve bu füzeler Amerika'yı vurabilecek çapta füzelerdir. Yani Amerika bundan çok ciddi bir şekilde tedirgin oldu. Amerika buna tepki gösterdi. Ve bunun üzerine ABD donanması Küba kıyılarını kuşattı ki buna biz Domuzlar Körfezi kuşatması diyoruz.
Çünkü Amerika'yı o füzeler tehdit ediyor. SSC ve durumu Birleşmiş Milletler Konseyi'ne taşıdı. Arkadaşlar ABD ile SSCB'nin tavrı iyice gerginleşti. Birleşmiş Milletler Konseyi'nde de bir sonuç çıkmadı. Ve iki taraf nükleer savaşın eşiğine geldi. O zaman SSCB ile ABD'nin bu soru cümlesidir. Nükleer savaşın eşiğine gelmesine sebep olan olay nedir? Küba bunalımıdır. Neredeyse savaşacaklar arkadaşlar. Tam böyle devam ederken yani iki taraf arasında direkt karşılaşma yaşanırken, bak ilk defa direkt karşılaşıyor iki ordu düşünün. Direkt karşılaşacakken arkadaşlar işte bir sihirli el ortaya çıktı. İki taraf arasında kırmızı telefon görüşmesi yapıldı. Şimdi Kennedy ile ABD Başkanı Kennedy ile Rus lider Khrushchev arasında kırmızı telefon görüşmesiyle iki taraf arasında yumuşama başlamış oldu. O zaman yumuşamayı başlatan olay Küba bunalımının çözümü. Kırmızı telefon görüşmesi oldu. Küba krizinin zirveye çıktığı 27 Ekim 1962 tarihi nükleer savaşın eşiğinden dönülen gün olarak ilan edildi. Rusya Küba'daki füzelerini kaldırdı. Amerika'da buna karşılık Türkiye'deki Jüpiter füzelerini sökme kararını aldı. Türkiye bundan rahatsızlık duydu. Çünkü Türkiye her zaman ensesinde SSCB'nin tehdidini hissediyordu. Arkadaşlar buna bir yıldız koyalım, önemliydi bu.